Selamünaleyküm arkadaşlar, güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Mavi kümesi özlemiştiniz, yorumlarda çok gördüm. Bir mavi kümesi ziyaret edelim istedik. Kuşlarımızı bir çıkaralım. Bu arada arkadaşlar, hava buz gibi. Yani kış ayları kapalı, karanlık, hafiften yağmur çiseliyor. Ama sizin için bir kuşlarımızı açalım. Gel 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 gel, sakin. Sakin, 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 gel. Kapıyı gören fırlıyor dışarıya. Arkadaşlar, kümesimizde bir değişiklik var. Yani aslında kümesimizde değil, kuşlarımızda bir değişiklik var. Bütün kuşlarımız çıktı mı dışarıya? Tamam, çok güzel. Şöyle bir göstereyim size kümesi. Bakın, kümeste kuş kalmadı. Ama gördüğünüz üzere hiç kelebek yok. Bir tane şurada bir tel kuyruğumuz var. Geri kalan bütün kelebekler, Arap kelebeklerim, Karabaş kelebeklerim, hepsini diğer kümese aktardım. Bahsediyordum ya, bu kümes sadece posto kümesi olacak diye. Hakikaten de öyle yapmaya çalışıyorum. Bir kuşlarımızı uçuralım şimdi. Burada nelerimiz var uçması gereken? Şu çakmaklı var ya arkadaşlar, bu kanadının artık makası gitmiş. Kanatları da baya baya uzamış. Ben şu kuşları bir şey yapayım. Şu arabanın arkasından öbür tarafa geçeyim. Oradan bir kümesin önüne iteleyeyim. Ondan sonra uçurayım. Yoksa karışacak. Zaten iki tane postamız uçmaya başlamış. Onlar havadalar. Arkadaşlar, bu limoni postamız da, şekeri postamız da artık uçuyor. Beyaz postamız zaten biliyorsunuz, o da uçuyordu. Şöyle bir şunları bir iteleyeyim. Hah. Şu postadan korkuyorum, şu. O posta olmasa şimdi çoktan kışlamıştım hepsini. Beyaz posta şşt, şşt. Aa, kümese girdi. Tamam, bu buraya ayrıldı, bu buraya ayrıldı, bu buraya ayrıldı. Hah, büyük çakmaklı gitti. Ay, görüyor musunuz arkadaşlar, kanadı var. Şşt, 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 şşt. Şunları bir çıkarayım buradan. Şşt, şşt, şşt. Benim o postayı, şunları bir kaldırayım ben buradan ya. Hah, bunlar kalkar. Şşt, şşt, şşt. Bu ikisi gitti, kelebek gitti. Şuradan gidecek var. Şşt, şşt. Bayağı kuş kalkacak havaya. Burada ne kaldı? Burada iki tane kuşumuz kaldı uçan. Onları da kaldırdık mı bitecek olay. Tamam, ikisi de kalktı. Şu da yabani kırmamız. Şimdi bir toparlanın bakalım arkadaşlar. Geç 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 geç. Happy topu 2, 4, 6, 8 kuş kaldı. Diğerleri nerede, onlara bakalım. Neredesiniz? Hadi ama çıkın piyasaya. Ben göremiyorum arkadaşlar, siz görüyor musunuz? Evet, buradalar. Kuşlarımız uçuyor. Artık bildiğiniz küme oldular. Şimdi gelirler hemen. Kümesimiz de burada, kuşlarımız yerde. Hava biraz rüzgarlı. Heh, buradalar. Maşallah size. Yavaş yavaş istediğimiz oluyor. Kuşlarımız küme şeklinde uçmaya başladılar. Allah izin verirse ben buraya 20-25 tane posta koyacağım. Şunlar baskalar. Bunlar hemen insinler. Heh. Bir uçun bakayım, araya kelebek girmiş. O yüzden kuşlar biraz savsaklamışlar. Heh, 3 tanesi şurada zaten görüyorsunuz. Diğer 3-4 tanesi de burada. Kuşlarım gidiyor arkadaşlar. Maşallahları var. 3-4-7 tane posta. Aferin size, aferin. Böyle güzel uçun. Onlar uça dursunlar. Gelirlerse çekerim. 3 tanesi şurada zaten. Şşt, 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 şşt. Yine araba geldi. Kuşlarımız inşallah ezilmez. Ezilmedi. Korkuyorum ya. Vallahi korkuyorum. Kuşlar ezilecek diye korkuyorum arkadaşlar. Aa, bir postamız geldi.
Çabuk indi bu. Bakayım var diğerleri nerede. Hava rüzgarlı, o yüzden kuşlarım hep binanın arkasında uçuyor. Benim de görmem zorlaşıyor. Şu anda binanın arkasında turluyorlar arkadaşlar. Nasıl çekeriz ki biz onları? Siz görün diye. Hah, buradalar. Gayet de güzel uçuyorlar. Arkadaşlar, bir tane de kümesimizde yavru var. Onu da size göstereyim. Gördüğünüz gibi şu beyaz yavru. Bu benim kara kanat kırmamla beyaz tel kuyruk kelebeğimin yavrusu. İstemeden çıktı. Yumurta tutmuş. Ben de fark etmedim. Büyüyecek bakalım. İnşallah havalar soğuk ama anne baba güzel bakıyor. Büyütecekler. Göreceğiz. Tel kuyruk kelebekle şu kara kanat var ya arkadaşlar, kırmamız. Onun yavrusu. Buraya bir tane postamız inmiş. Başka da inen postamız yok. Kuşlarımız hala açıyor. Şu beyaz posta. Posta kuşunu işte bu yüzden seviyorum. Kuşlar kendi kendilerine kalkıp kendi kendilerine saatlerce uçuyorlar. Bakın iki tanesi burada. 3-4 oldular. Yani rüzgarmış, karmış, fırtınaymış, yağmurmuş. Umurlarında değil. Bir şuradan gider misiniz? Bir kümesinin önüne geçin. Lütfen. Bir kümesinin önüne geçin. Ha, burada bir çifte mardinimiz var. Bu mavi biliyorsunuz oyunsuz mardin. Hiç takla atmıyor. Ama şu Nudi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hatta şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Sakin, sakin. Bir daha kaldırayım. Hadi. Maşallah benim kızıma. Bu mardinler burada kalır. Bunlar güzel yavru bakıyorlar. Bunlara kendi yavrularını almıyorum. Başka kuşların yavrularını baktırıyorum. Mardin kuşları güzel yavru bakıyor arkadaşlar. Onu fark ettim. Yani kümesime bugüne kadar kaç tane mardin girdiyse, hangisi yavru baktıysa hepsi yavruları büyüttü. Öldüren, yavru öldüren mardin görmedim. Taklaca görmedim, öyle söyleyeyim. Bazen mardin diyoruz, kızıyorsunuz. Kuşlarımız hala uçuyor. Belki postalarımız kalınca kümeste, diğer kelebekleri çıkarınca kuşlar azaldı gibi gözüküyor. Bakın. Hala uçuyorlar. Bu şekerli limonu herhalde bir yere konmuşlar. Onlar daha yavru, cik cik. Diğerleri kadar fazla uçamıyorlar. Konacak bir yer bulup konuyorlar. Sonra da geliyorlar. Ama düzelir. Onların da nefesi biraz açılsın. Diğer kuşlar gibi onlar da saatlerce uçarlar. Şu bizim yabanimiz. Bakın arkadaşlar. Bu bizim yabani, kanadı parçalanmış olan güvercinimiz. Bunun daha önceki videoları var. Ölecekti, kurtardık. Cin gibi şu anda. Güldür güldür bir erkek. Hatta yavrusu bile var. Yavrusu nerede? Yavrusu da yanında. Yavrusu da bu. Arkadaşlar neredeyse babasının kopyası. Ama büyük ihtimalle bu dişi çıkacak. Bunu daha uçuramadım. Daha yavruluk tüylerini atamadı. Ama biraz daha güçlensin, kuvvetlensin. Bunu da uçuracağım diğer postalarla. Bakalım diğer postalara ayak uydurabilecek mi? Yani annesi bu, babası bu, yavru da bu. Üçü bir araya geldiler hatta. Bakalım diğer postalara ayak uydurup onlar gibi hızlı uçabilecek mi? Göreceğiz. Benim postalarım bu arada hala uçuyorlar. Şu beyaz postam, ha bu şekeri postaymış. Diğer ikisi de şurada. Gelin çocuklar, gelin, hadi yeter artık. Çok uçtunuz. Ben de üşüdüm bak, buz gibi hava. Neredeler? Arkadaşlar her tarafım dam olduğu için kuşları direkt yere indirmek biraz zor oluyor. İlk başta bir dama konuyorlar. Sonra yere iniyorlar. Bu arada ben yerde beslediğim için böyle kümes diplerinde bir sürü yeşillik çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir tanesi zaten yuttu. Bu yeşillikleri yiyorlar. Demek ki ihtiyaçları var. Kuşlarınıza arada bir yeşillik vermeyi unutmayın. Bu karın ağrısını gideriyor diye düşünüyorum ben. Öyle duymuştum, öyle bir bilgi almıştım ama emin de değilim. Belki yanlış biliyor olabilirim. Ama şunu çok iyi biliyorum.
güvercinlerin yeşilliğe ihtiyaçları var. Kendiniz bir saksının içinde buğday koyup toprağa sonrasında yeşillendirebilirsiniz. Ya da maydanoz ekebilirsiniz. Yeşilliğe dair insanların yeri yeşillikler de olur. Alıştırırsanız kıvırcık gibi gıdalar da tüketebilirler. Yeşillik önemli arkadaşlar kuşlar için. Bu arada postalarım indi. Gelin bakalım çocuklar. Gel 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 gel. Bu benim kendi yavrum mavi. Şu benim kendi yavrum dişi çakmaklı. Diğer kuş nerede? Arkadaşlar şuradaki mavi var ya, şu mavi. Onu ben yetişkin olarak aldım. Daha önce başka bir yerde uçmuş. Ayağında bir marka var. Kuştan bir yavru aldıktan sonra dedim ki kanadını vereyim. Giderse gitsin, kalırsa kalsın. Kuş uçtu, kaçmadı. Yani ya kümesi sevdi ya da çok fazla postalık namına, yani bu sonuçta kendi kümeslerini ezberleyip bir daha başka bir kümeste barınmayan kuşlar bunlar. Ya kümesi sevdi, burada kaldı, ya da çok akıllı bir kuş değil. Ama güzel uçuyor. Şurada arkadaşlar şu yıkanan posta. Ben de elimden çıkarmıyorum. Zaten amacımız posta uçurmak. Uçuruyoruz da, güzel de uçuyor dediğim gibi. Kuşlarımız da bu arada suyu buldu, yıkanmaya başladılar. Soğuk hava ama yıkansınlar. Arkadaşlar bunlar yıkandıktan sonra bir yere pusarlar. Biraz böyle kurulanmaya çalışırlar. Biraz keyif ederler. Bu videomuz bu kadar olsun diyelim. Hala inmeyen postalarımız var. Uçanlar var, ben görüyorum havada. Onlar da indikten sonra kümesi kapatacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.